Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı dedik. Peki son durum ne? Bu sorunun yanıtı için hemen Muğla'ya döneceğiz. Gamze Elçi notlarıyla karşımızda. Gamze. Gökhan, evet, yangın şu an kontrol altında. Öğle saatlerinden bu yana kontrol altında. Ancak soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla, karadan da yine aracılarla ekipler soğutma çalışması yapıyor. Ama acı tablo çok büyük tabii ki. Bakın, burada evleri görüyorsunuz. Burada vatandaşlar yıllardır yaşıyordu. Kimi 50 yıldır, kimi 70 yıldır buradaydı. Doğup büyüdüğü topraklar buraları ve tüm hayatlarını burada geçirdiler. Bütün mazileri buradaydı. Bakın, burada işte kapıları görüyorsunuz. Yemek pişirdikleri, burada tencereler var, sobalar var. Yine aynı şekilde tüm yiyecekleri de bu taş yığınlarının arasında kalmış durumda. İşte bir diğer evde burası. Yine görüyorsunuz, orada da giriş kapısı tamamen yamulmuş durumda. Evin içerisinde hiçbir şey kalmadı. Artık kullanılabilecek durumda değil bu evler. İnsanlar burada alevlerin arasında sadece bu taş duvarları değil, mazilerini de tüm hatıralarını da kaybettiler. Ve bir diğer eve geçeyim. Burada hemen yanında 3 ayrı evde akrabaydı ve üçünün de evi yandı. Burada gördüğünüz evin de yine içerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı vardı. Televizyonları, koltukları vardı. Yani burada yaşıyorlardı, ancak şu an hepsi küle dönmüş durumda. Evin içerisinde hiçbir şey kalmadı. Kullanılabilecek, evin içinden kurtarabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz çamaşır makinesi. Hemen yanında buzdolabı vardı ve yine yatak, görüyorsunuz hiç eser kalmamış yataktan ve tamamen harabeye dönmüş durumda burası. Ve bunlar sadece gösterebildiklerimiz elbette, ancak çok fazla ev, yaklaşık 45 ev burada aynı şekilde harabeye dönmüş durumda. Ve şimdi vatandaşlar havanın aydınlanmasıyla birlikte bu acı tabloyla karşılaştılar ve yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Burada yetkililer var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Buradaki vatandaşların neye ihtiyaçları var? Tüm bu ihtiyaçları gidermeyle ilgili çalışmaları sürüyor. Ekipler ise bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Soğutma çalışmaları sürüyor. 300 hektar ormanlık alan, 400 hektarda tarım arazisi olmak üzere toplam 700 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtiyor yetkililer yangının ve bu alandaki çalışmalar devam etmekte. Evet, görüyorsunuz burada vatandaşlar vardı sabah erken saatlerde, köylüler burada evlerinin başındaydı. Kurtarabilecekleri bir şey var mı diye bakmaya geldiler ama hiçbir şey yoktu. Onlar sadece üzerindeki eşyalarıyla kaldılar ve o eşyalarıyla şu an acılarını yaşıyorlar. Hemen evlerin yanında damlar vardı, çünkü burası hayvancılıkla uğraşan bir köy. Her evin yanında bu damlar görünüyor. İşte o damlardan birisi de burası, ama ancak pek çok köylü hayvanını da o yanan damlarda kaybetti maalesef. Etrafta çok fazla arı var. Arıcılık da burada hakimdi. Pek çok arı telef olmakla birlikte şu an canını kurtaran arılar da etrafta dolaşıyor. Ve gördüğünüz gibi büyük bir acı tablo burada hakim şu an. Evet, burada köylüler şu an ne yapacaklarını kare kare düşünüyorlar ama Kızılay ekibi, afet ekibi ve devletin tüm kurumları, yetkilileri buradalar ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar.